Murat abiciğim özellikle sizin bahsetmek istediğiniz bir konunuz var mı? Hani şu konudan bahsetmek istiyorum diye siz girizgah yapın biz size eşlik edelim. İşte bu şey konseyde isim yazılma. Buyurun ben hemen başlayalım. Konseyde 3 e, Hilmi Cem yazıldı. 3 tane de Nefise yazıldı. Ama Nefise takım kaptanı olduğu için Hilmi ismini söyledi. Buyursun. Evet şimdi burada baktığım zaman şimdi zaten nefisen Nefise'nin isimlerini ismini kimler yazmış? Atakan, Hilmi ve Yunus Emre yazmış değil mi? E bu üçlü zaten hiç birbirinden ayrılmayan bir üçlü ve bu üçlü birbirlerine ne derse orada üçlü onu yapıyorlar. Şimdi Yunus Emre mesela Atakan'dan reis diye bahsediyor. Atakan'dan reis diye bak Şimdi bir insan eğer bir insana reis diyorsa demek ki ona çok saygı duyuyor ve o onun üstünde bir adam. Çünkü reis dersen ben birine o benim üstümdedir. Benim görüşüm bu. Şimdi... Eğer zaten Yunus Emre bir adama reis diyorsa o adamın dediğini yapıyordur abi. Yani orada zaten bu bir artı bir eşittir iki. Yani burada bunu konuşulacak da bir şey yok. Demek ki adam bize o şeyi veriyor. O e, durumu gösteriyor bize. Bu yüzden de Yunus Emre, Atakan Hilmicem, Nefise'yi yazıyorlar. Ve burada da onların karşısında kim var? Nagihan, Merve ve kim var başka? Nagihan, Merve nefise ve Nefise var. Onlar da Hilmicem yazıyorlar. Burada 3'e 3 çıkıyor. Sonuçta da gelindiği noktada da Nefise ne yapsın kız? Yani zaten takım kaptanı olduğu için de ee, Hilmi Cem çıkıyor. Şimdi burada Hilmi Cem kardeşimiz gerçekten ve gerçekten bence uzun zamandan beri bu düelloya katılmamak adına elinden gelen her şeyi yapmıştır. Ama sonunda adalet yerini bulmuştur bence. Ve o da duelloya katılanlar kervanına katılmıştır. Çünkü benim e, görmüş olduğum kadar nasıl ki Özgür bugüne kadar 50 kere duelloya girdiyse orada Atakan'ın, Hilmi Cem'in veya başkalarının da bu duelloya katılmaları gerekiyordu. Ama hep Özgür, Özgür, Özgür dendi ama en son artık durum o diye geldi ki Hilmi Cem kardeşimiz de kanter içinde kalarak ...şeyde e, konseyde bayağı bir terledi yani zaten hiç istemiyordu girmek ve o da bir duelloyu tatacak artık yani Özgür tattığı zaman her şey güzeldi de siz de bir tadın diyorum ben de yani ben de onlara buradan hani güzel diyorsunuz ya, mesela herkes şey diyor duelloya girmek çok güzel bir şey Survivor'da burada diyorlar Hilmi kardeşimiz de onu bir tatacak artık çünkü Özgür'e çok tattırdılar yani... Özgür'ü de bayağı tattırdıkları için onlar da bir tatsın diye düşünüyorum. Burada herhangi bir problem olduğunu düşünmüyorum. Ve sonuçta da Hilmi Cem kardeşimiz de girdi. Bu arada tabii ki Hilmi Cem girerken de Atakan ve Hilmi Cem'in bir takım konuşmaları falan da var. Onlara da herhalde ilerleyen dakikalarda geleceğiz. Yani VTR olarak girdiği zaman onlarla ilgili de görüş, görüşlerimi belirtmek isterim. Buyurun. Evet sanıyorum Cuma günkü yayınımızda Atakan kendisinin potada olmadığını e, garantilediği noktada Atakan ve Hilmi Cem'in oyu Nefis'e olur diye bir öngörüde bulunmuştum. E, bugün de aynısını izledik fakat Nefis'in kaptanlığından dolayı Hilmi Cem potaya girdi. Yani beklediğimiz bir senaryo aslında. Hani Hilmi Cem'in de evet potaya girmek güzel ama keşke bu kadar geç kalmasaydı bence. Keşke e, karşısındaki rakipleri artık 4. 5. düellolarına yaklaştığı hatta geçtiği için şu an itibariyle tabii ki de Hilmi Cem... Tecrübesiz bir düello adayı olarak nitelendiriyor. Nagihan gibi aslında rakibi Nagihan olduğu için bir biraz daha dengeli geçebilir diye düşünüyorum. Nagihan'la ilgili bir şey ekleyeceğim. Az önce konuşurken gelebilecek olası cevapları kafamda geçirirken. Şu geldi aklıma. Ben Nagihan hiç düello'ya girmeden de şampiyon olabilir. Bunu hani biri düello'ya girerek veya SMS sezonunda SMS'e çıkarak şampiyon olmalı demiyorum. Çok şampiyonlarımız belki vardır. Yani çok son haftalara kadar hiç SMS'e çıkmamış. Ben bunu da eleştiren bir yorumcu hiç olmadım. Survivor'ın o zaman %50'si neydi? Belki daha fazlası. Lobi, insan ilişkisi, adadaki kurduğun dengeler. E bunu başarmış adam kendiniz SMS e atmamış. Bu da şampiyonluğun bir parçasıdır. Dolayısıyla bu sezonda hiç düelloya girmeden hem takımın seni başarılı gördüğü için yazmadan düelloya sokmayabilir hem de bir kural daha var tekrar altını çiziyorum performans sonuncusu olmadan şampiyonluk gününe kadar gelirsen yani ee, annesinin aksutu gibi helaldir diyebilirim zaten ama şu an burada benim haksızlık olarak kastettiğim şey performans sonuncusu kuralının gelmesi itibariyle oldu performans sonuncusu kuralı geldiği noktada oynayan arkadaşlarının Hak girmiş oluyor oynamayarak. Dolayısıyla oynayanın suçu ne? Diyerekten o zaman oturduğu şampiyonun koltuğu empati yaparsanız hak edilmiş bir koltuk olur muydu? Demek istedim az önce. Buyurun İhsan Bey. Şimdi 6 kişilik bir takım. Bu takımın zaten bir tanesi aday Merve. İkinci aday da Nagihan olarak açıklanıyor. Şimdi bir tarafta Atakan ve Hilmi birlikteliği var. Bir tarafta Nagihan... ...ve Nefise'nin birlikteliği var. Merve böyle bir dolanıyor, Yunus Emre biraz bir dolanıyor ama... ...Atakan'la Hilmi Cem'e böyle yakın. En rahat kişi Atakan. Kendinin yazılmayacağını bilerek zaten bu kadroyu kurdu. Şimdi Atakan, Hilmi Cem... ...ve yanlarına Yunus Emre'yi alarak... ...diyorlar ki biz üçümüzüz... ...ve zaten geriye kalan, aday olmayan bir kişiye... ...sıkalım. Ne yapalım? Ateş edelim. Kim? Nefise. Her ne kadar başarılı da olsa... E, ...biz kendimizi yazmayacağımıza göre... Nefise'yi yazalım. Orada artık Beklenten ne biliyor musun? Bence. Onları da Yunus Emre yazmasın. Onların da Yunus Emre yazarak yani bu işten sıyrılacaklarını düşünüyorlar. Ama onlar Yunus Emre kararını vermemişler. O zaman bir şansları daha var. İçlerinden biri belki Merve onlarla beraber oy kullanmaz. Nefise ile Nagen aynı kişiye bile yazsalar. Merve bir farklı oy kullansa biz yine aday olmayız. Bizden bir aday olmaz. Güzel. Bu da güzel bir taktik. İyi bir deneme. Merve ile Nefise'nin arası da açık çünkü. Yani Merve madem nefise sen bana iki gündür bunları söylüyorsun ve bana inanmıyorsun. Peki kardeşim ben de o zaman e, seni yazıyorum diyebilir veya seninle aynı oyu kullanmayabilir. Ama Merve de burada dikkat edin nefiseyi satmıyor. Onlar nasıl örgütlendiyse kadınlar da orada hemen aralarında örgütleniyor. Ve o örgüt öyle bir çalışıyor ki Yunus Emre ismini çıkarmayacağız, Hilmice ismini çıkaracağız diyorlar. Yani bir taraf örgütse öbürleri de örgüt oluyor. Hemen. O anda bence konseyde de yaşanmış olabilir bunlar. Emin değilim. Ama bu taraf Hilmi Cem kararını vermiş. O taraf zaten Nefise kararını vermişti. Ama onlar ne oldular? Bir baktılar kadınlar aynı oyu kullanmış ve beni seçmişler. Hilmi Cem ne dedi? Düello yükleniyor dedi. Yani orada artık dedi ki tamam. Çünkü Nefise zaten takım kaptanı. Eşitlik durumunu zaten kaybedeceklerini biliyorlardı. Eşitlik durumunda da kaybettiler. Bence bir deneme yaptılar. Yine yazılmamak için bir deneme yaptılar. Olmadı ve Hilmi Cem'in ilk düellosu, ilk adaylığı hayırlısı olsun. Hakkında onun da Allah yardımcısı olsun. Bakalım ee, enteresan bir düello. Hep aynı isimleri görüyoruz diyorduk ya. Evet aynı iki tane isim var ama bambaşka iki tane yeni isim var artık düelloda. Ve ben çok merak ediyorum. Bu düellonun e, izlenmesi de keyifli olacaktır. E, sonucu da çok merak edilecektir. E, enteresan bir diyor, öyle bizi bekliyor. Çok kısa bir şey ekleyebilir miyim? Tabii. Burada şu da olabilir. Yunus Emre'nin performans sonucu olarak potaya gireceğini düşünüyorlardı ya konsey öncesinde. Olabilir. Dolayısıyla e, aralarında Hilmi diye sözleşmiş olabilirler. Sonra konseyde aldıkları bu haberden sonra da fikri değiştirmemiş olabilirler. Çünkü onlar Yunus Emre'yi zaten potada olacak diye düşünüyordu. Aynı tadından. şeyi düşündüm. Düşündüm. O yüzden Hilmi Cem yazdım. Konuşacak vakit de yok orada. De yok. Bir orada karar verildi. Artık bir şeye karar verilmiş. Hilmi Cem de. Aynen. Yunus Emre ama orada da Son zamanlarda Nefise Yunus Emre ile biliyorsun bilgi alışverişleri yaptığı evet. için hakkını Yunus Emre'den Aynen. kullanmak istemeyebilirdi. Evet. Nefise'ye göre karar vermiş olabilir diğer olur. kadın yarışmacılar. En azından tek, tek yürek. Diyoruz. Şimdi Murat abicim kim gider? Ee, tabii ki oyun içerisinde tartışmalı pozisyonlarımız var. Sizin bahsettiğiniz Atakan Hilmi Cem'in görüntüsü de var ama programımızın ikinci yarısında bunları değerlendirelim. Şimdi kim gider diye sorayım ben size. Ama hikayeyi başından sonuna anlatırsanız çok sevinirim. Çünkü Nagihan Hilmi Cem, Merve Özgür. Nagihan Hilmi Cem. Ben Nagihan Hilmi Cem karşılaşmasında Nagihan'ın kazanacağını düşünüyorum. Evet Nagihan Hilmi Cem'i yener diyorsunuz. Merve Özgür karşılaşmasında Merve'nin kazanacağını düşünüyorum. Merve Özgürle de Merve'nin kazanacağını düşünüyorsunuz. Kim evet. kalıyor? Hilmi Cem Özgür. Hilmi Cem Özgür mücadelesinde ise Hilmi Cem kazanır ve Özgür Survivor'a veda eder diyor. Özgür Survivor'a veda eder diyor. Murat Özarı, Hilmi Cem ile Özgür final maçını oynarlar diyor. Buyursunlar Hanzade Hanım. Ben de Nagihan Hilmi Cem maçını e, atış seçiminde Nagihan'da olduğundan ötürü Nagihan alır diyorum. Ben de İhsan gibi düşünüyorum bu arada. Nagihan hani <laughs> O son şanslarını denerken ben o zaman yürüyeceğim tamam dedi. Hatta onun üzerine o cümleyi de tamam yürüme o zaman maalesef e, Survivor hayatının sonuna geldi dedi. O noktada tamam tamam yarışayım o zaman ne yapalıma geldik onu. <laughs> e madem yarışıyorum koşayım o zaman diyecek <laughs> gecede. Yani büyük ihtimalle öyle izleyeceğiz. Hakkı'dır da bu arada tabii ki koşsun. E, ve atış seçiminde onda olduğu için ben Nagen o maçı alır diyorum. Merve Özgür'de seçim hakkı Merve'de evet. Ama Merve'nin sevdiği ve alenayı elediği atışı hatırlayın. Özgür'ün mükemmel olduğu atışlar. Yani Merve'nin e, kendi sevdiği ve seçtiği ve seçme itibariyle olan atışlar da Özgür mükemmel ve bir o kadar iyi. Hani dolayısıyla Merve Özgür'ü bu arada tabii ki e, asgari sağlık koşullarında geçen yarışlardan bahsediyorum. Hani biri Özgür düşüp bayılırsa da mesela şaşırmam çünkü adam gerçekten bitik. Dolayısıyla hani devam edebilitesi olan bir Özgür'den ve Nagihan'dan bahsediyorum her senaryoda. ...Özgür alır diyorum. Merve ve Hilmi Cem final oynar diyorum. Ve bana Hilmi Cem gider gibi geliyor. Yani e, Merve Hilmi Cem'de de... ...atış seçimi Merve, Merve'de değil mi İhsan? O ana tablo nerede? Merve Hilmi Cem'de Merve'de. Merve evet. Merve'de. Şimdi tecrübesi de var. E, ve iyi attığı atışlar da var. Hilmi Cem... ...çok e, devamlılığı olan bir yarışmacı değil. Yani bazen muhteşem... ...ve gecenin yıldızı günü o kurtarıyor... ...star oluyor. Bazen ama... Eli tutmadığında da hiç tutmuyor. Dolayısıyla şimdi tecrübesiz de bir düello adayı. E buralarda Merve biraz daha avantajlı geliyor. Bana Hilmi Cem elenir diyorum. Evet. Hanzade de Hilmi Cem elenir dedi. Ee, sevgili İhsan'la benim yorumlarım Reklamdan sonraya kalacak gibi Acun abinin anketi şu devam ediyor zaten biliyorsun. Benim yorum Aa, biraz ooo, ona bağlı. Ooo, İlk Acun defa anketi, uymayacağımı da beyan ediyorum. Devam ediyor. Bir dakika o zaman anketteki anket... Çünkü beyanıma Oo, göre... benim ganyan uçuyor arkadaşlar. Beyanıma göre... Ee, yani ben hep Acun abinin anketine göre halkın sesiydim ama... Az önce dedim ki ben Nagihan elenmeyeceğini düşünüyorum dedim. Şu an halk Nagihan elenir demiş. evet şu an. Ben anda bunu açıkladığım o için başka birini bulmam yüzdeleri, lazım. Yüzdeleri, yüzdeleri bu söyleyelim efendim. Survivor'a bu hafta kim veda eder diye Acun Uluca'da Instagram hesabında sormuş. Yüzde 52 Nagihan veda eder demiş izleyenlerimiz. Yüzde 7 Hilmi demiş. En düşük oranlardan. Yüzde 21 de. Özgür. Yüzde 20 Merve. Yüzde 7 de Hilmi Cem demişler tabii Ev ki. Ev alıyorum ben kazanacağım. %52 Nagihan çıkmasının bir sebebi de Nagihan'ın yaklaşık 3 aydır bize vermiş olduğu beyanlar. <laughs> Yürüyemiyorum, koşamıyorum demesi. Tabii ki sonuçta bu kadar çok tek bacakla yarışıyorum kelimesini duyunca insanlar doğal olarak Nagihan'a yönelmişler. Sakatlığından dolayı duelloyu kesinlikle çıkaramaz gözüyle bakıyorlar. Ha, %100 kesin çıkarır da diyemeyiz. Ne olacağı belli değil. Yani kapalı kutu Nagihan Karadere kapalı tut kutu onu e, yarınki düvelle göreceğiz. Sevgili İhsan Tarkan'ım ve e, benim tahminlerimi de reklamlardan sonra olacağız efendim. Reklamlardan sonra buradayız.